Bugünün ikinci Skype bağlantısını Hüseyin Özkök'le yapacağız ve Avrupa'nın gündemini kendisiyle konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin, çok hoş bulduk. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu kez bir istisna yapacağız. İzlediğimiz haberle değil, temsilcilerimizle başlayacağız sohbetimize. Dün malum zaten Avrupa maçları sözüm vardı. Bittiği yer Haaland, fazla konuşmaya gerek yok. Evet, zaten fazla da konuşacak bir şey yok ancak hayranlıkla evet. İzliyoruz. Şimdi evet. Temsilcilerimizle devam edelim. Dün karşılaşmalarına çıktılar. İki takımımızla üzüldük ne yazık ki. İki takımımızla da sevindik. Şöyle bütün maçları kısaca bir değerlendirelim isterseniz. Şimdi tabii ki iki takımımızın mağlup olması gerçekten üzücü. Ülke puanında ilk iki haftada bayağı iyi işler yapmıştık. Bu hafta iki mağlubiyet alınca bir galibiyet bir beraberlikle toplam 3 puan aldı iki takımımız. Fenerbahçe ve Başakşehir. Ve bunun 5 takıma bölünmesiyle ortaya çıkan 0.600 puan ülke puanına eklendi. Fakat Hırvatistan'ı geçtik ve 19'dan 18'e yükseldik. Bu iyi bir şey tabii yine de. Böyle kayıp yaşanan bir haftada bir sıra daha yükselmemiz iyi bir şey. İlk 15'e girmemiz gerekiyor. Bu kesin. 15'e girdiğimiz takdirde bu sezon sonunda 2024-25 sezonunda yine bu sezon olduğu gibi 5 takımla Avrupa Kupalarına katılma imkanına kavuşacağız. Bakalım daha sezon uzun. Hep beraber göreceğiz bunu başaracak mı takımlarımız. Fenerbahçe çok çok üstün olduğu maçta, farklı da kazanacağı maçta 2-0 kazandı. Önemli değil. Önemli olan 3 puan. Zaten hani averaj da burada çok çok önemli rol oynamıyor. UEFA maçlarında ikili averaj söz konusu olduğu için en yakın rakibiyle olan ikili averajı önem taşıyor. Dolayısıyla çok da gol atamaması fazla önemli değil. Kaleci, Larnaca kalecisi hakikaten çok iyi bir maç çıkardı. İşte görüntülerde de görüyoruz zaten. Yoksa fark daha da açılabilirdi. Bazı karşı karşıya kaçırılan pozisyonlar da var tabii ki. Bunları da unutmamak lazım. Çok rahat bir galibiyet oldu Fenerbahçe'de. Benim beklediğim bir şeydi. Ben esas Başakşehir'den de galibiyet bekliyordum Ezgi. Başakşehir çok çok üstün oynadığı karşılaşmada biraz şanssızlık ama çoğunlukla da beceriksizlikle maçı beraberlikle tamamladı. Çok rahat kazanabileceği bir takıma karşı oynamasına rağmen beraberliğe razı oldu. Eğer bu maçı kazanmış olsaydı zaten gruptan çıkmayı neredeyse garanti altına almış olacaktı. Çünkü şimdi hemen aynı rakiple bir de iç sahada oynayacak. Ama olsun, ben Fenerbahçe ve Başakşehir'in gruplarından lider çıkma şanslarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun gruplarda lider çıktıkları takdirde takımlarımız son 16 turuna doğrudan katılma imkanı oluyor. Bu önemli. Trabzonspor, Maxi Gomez'in hakikaten sorumsuzca bana göre gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalınca, daha maçın başlarında 11. dakikada sanırım. Sonra da hemen ardından gol gelince maçı kopartacak noktayı artık getirmekten uzaklaştı ve mağlup oldu. Yani 11 kişiyle oynasaydı Trabzonspor Monaco'ya karşı ne yapardı bilemiyorum ama yine de 11'e 11 oynandığında daha dirençli, daha iyi bir Trabzonspor görebilirdik. Sonuçta Monaco ile oynuyorsunuz Fransa'da. Orada da 10 kişiyle puan almak çok kolay değil ve bu da olmadı zaten. Yine Sivasspor'un kaybetmesi çok şaşırtıcı. Sivasspor yine çok üstün oynadığı maçta savunmada yaptığı büyük hatalarla 4 tane gol yedi. 3 tane attı ama 4 tane gol yedi. Ben Sivasspor'dan da açıkçası galibiyet bekliyordum ama olmadı. Şimdi hem Trabzonspor hem Sivasspor'un mutlaka önümüzdeki kalan maçlarda puanlar alması gerekiyor ki en azından ilk 3'e girerek kendi bulundukları kupalarda playoff oynayabilsinler. Bakalım önümüzdeki diğer 3 maçta da neler yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Peki, şimdi buradan Şampiyonlar Ligi'ne geçmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 3 haftayı geride bıraktık ama burada alınan sonuçlar teknik direktörlerin kaderini belirlemeye devam evet. ediyor. Son olarak Leverkusen ve Sevilla'da da teknik adam değişimleri yaşandı. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Yeni teknik direktörlerinden de bu takımların isterseniz biraz bahsedelim. Şimdi hakikaten alışılmışın dışında bir durum. Hani bu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların tabii liglerde aldıkları sonuçlardan sonra teknik direktörlerin gönderildiğini gördük. Ama direkt Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen akabinde gönderilen teknik direktör bu kadar fazla hiç olmamıştı. İlk hafta iki teknik direktör değişti, işte Leipzig'te ve Chelsea'de. Şimdi bu hafta üçüncü hafta maçlarında ise işte senin söylediğin gibi Leverkusen'da ve Sevilla'da
teknik direktörler değişti. Leverkusen'da Seoane gönderildi. Yerine Xabi Alonso geldi. Xabi Alonso daha henüz büyük bir takımda veyahut da normal bir profesyonel takımda teknik direktörlük yapmamış. Sadece Real Madrid ve Real Sociedad'ın alt yapılarında görev yapmış bir teknik direktör. Bakalım şimdi Leverkusen bir riske girdi ve ilk teknik direktörlük kariyerini Alonso'yu angaje etti. Bu haftada ilk maçına çıkacak Leverkusen Schalke karşısında. Sevilla'da Jorge Sampaoli'yi Arjantin teknik direktörü takımın başına getirdi. Son alınan Dortmund yenilgisinin ardından. Ama bunlar hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde hemen akabinde görmediğimiz teknik direktörlük değişiklikleri oldu Ezgi. Evet. Peki şimdi pazar günü Euro 2024 kuralları çekilecek. Kura çekiminden önce evet. Bilmemiz gereken detayları daha hemen size sormak istiyorum ben. Evet, notlarımı aldım ben Ezgi. Pazar günü saat 13'te Almanya'daki Euro 2024'ün eleme maçlarının kura çekimi var. Saat 13'te Frankfurt'ta gerçekleşecek. 53 takım katılacak. 7 tane 5'li grup, 3 tane de 6'lı grup olacak. 6'lı gruplar H, I, J grupları olacak ve 6. torbada sadece 3 takım var. Bu 3 takım da bu H, I, J gruplarına 6'lı gruplara koyulacak otomatik olarak, onu söyleyelim. Bunun yanında bazı eşleşmeyecek takımlar var. İşte siyasi nedenlerle olanlar var. Uzaklık nedeniyle eşleşmeyecek olan takımlar var. Onları da söyleyelim. Mesela Kazakistan tam 12 ülke takımıyla uzaklık nedeniyle eşleşmeyecek. Sadece biriyle eşleşecek. Aynı şekilde Azerbaycan, İzlanda gibi uzak, birbirine uzak ülkelerde sadece çok uzak bir ülkeyle eşleşebilecek. Daha fazla ülkeyle eşleştirmeyecekler. Bunun yanında daha önce de belirtmiştim yayınlarımızda, National League'deki 4 finalist takım 5'li gruplara ilk olarak daha kura çekim başlar başlamaz otomatik olarak yerleştirecekler. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya. Çünkü o dönemde, maçların olduğu dönemde bu takımların bir hafta boş kalması ve bu dörtlü finali yapmaları gerekiyor. Biz de 4. torbadan katılacağız. Nations League'deki durumumuz nedeniyle 4. torbadan hakikaten çok güçlü rakiplerle aynı grupta olma ihtimalimiz var. UEFA'nın sitesinde bir simülasyon olanağı var. İşte isteyenler girip görebilirler. O simülasyonda hakikaten bazı eşleşmeler Türkiye için çok çok böyle zorlu çıkabiliyor. Ama sonuçta 53 takımın ilk 20'si doğrudan gidecek Avrupa Şampiyonası'na 2024'de. Evet. Dolayısıyla ben de Türkiye'nin bunun içinde olmasını umuyorum. Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Aynı şekilde ben de dilerim. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.